Ablacığım biz artık bıktık virüsten. Valla biz mümkünce dışarıya bile çıkmak istemiyoruz, çıkmıyoruz da. Artık bıktık deyip de maske takmamazlık yapmayın. Yani bu virüsler bitsin, biz de şu maskelerden kurtulalım. Yani nefes alamıyoruz artık. Güney Afrika'da tespit edilen omikron varyantı Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, omikron varyantının Türkiye'de İstanbul'u ve İzmir şehirlerinde görüldüğünü açıkladı. Bizler de vatandaşlara bu varyantla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Virüsle artık yaşamaya alıştık. O kadar çok alıştık ki. Hayatımızın baş köşesinde. Allah bizi bir an önce kurtarsın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Peki yeni varyantın daha tehlikeli ve daha çabuk yayıldığı söyleniliyor. Sizler tedbirlerinizi arttıracak mısınız? Tabii ki yani takdir Allah'tan ama dikkat etmek lazım. Ya artık bitsin bu maskelilik. İnsanlar birbirinden korkuyor. İnsanlık ölmüş. Böyle herkes herkese böyle tuhaf bakıyor. Bilmiyorum böyle. Öksürüyorsun, dönüyorsun kasadaki arkadaki insanlar o 100 metre senden kaçıyorlar. Böyle insanlık böyle sıcaklık kaybolmuş korona yüzünde. Bilmiyorum. Bence para yapma işidir bu. Böyle para yapmak için bu korona şeyini getirdiler bence. Yeni görülen varyantta artık daha tehlikeli ve daha çok yayıldığı söylendi. Sizler tedbirlerinizi arttıracak mısınız? Tabii, arttıracağız. Neler yapacaksınız? Ne yapacak artık? İnsanlardan biraz uzak durmaya çalışacağım. Böyle nasıl desem böyle daha dikkatli edeceğiz. Böyle eskiden insan serbestli geziyordu, oturuyordu, maske bir şey yoktu. Şimdi herkes insan böyle maskeyle insan yüzünü bile göremiyorsun karşındaki oturduğun insanla. Şu anda yani normal Covid'in 2 kat hatta 3-4 kat daha tehlikeli bir virüs olduğunu biliyoruz. Hani düşündüğümüz konuda bu insanların da bundan daha çok etkilendiğini de biliyorum. Bildiğim kadarıyla bu. Yani sonu nereye gider onu bilmiyorum ama. Başka yani diyebileceğim çok tehlikeli bir virüs olarak Covid'in bir family ailesi olarak o da yerini alıyor yani diğer virüslerin yanında. Sizler yurt dışından geldiğinizi söylemiştiniz. Hangi ülkeden gelmiştiniz? Hollanda. Hollanda ile Türkiye'yi kıyaslayacak olursak koronavirüs durumu nasıl? Hollanda'da şu anda çok büyük bir artış var virüslerde. Daha önce birdenbire onlar kuralları kaldırmışlardı. Kaldırdıkları için virüs bir anda daha da bir 5-6 kat fazlalaştı. Türkiye onlara göre biraz daha korumalı. Daha her yerde koruması güçlü Hollanda'ya göre. Şu anda Hollanda biraz geç kaldı ama Türkiye bunu hiç elden bırakmadı asla. Kuralları elden bırakmadı Hollanda gibi değil. Hollanda'nın bu konuda çok fazla şey oldu. Daha hani inanmadı. Birden virüslerin gittiğini düşününce bıraktı ama bu kadar kötü olacağını düşünmedi. Şu anda Hollanda gerçekten diğer ülkelere göre çok daha fazla kırmızı çizgide. Şimdi ben varyantı tam olarak bilmiyorum. Tehlikeli diyorlar varyanta göre. Ben genel iki şehirde görülmüş. İstanbul ve İzmir'de. Ben de İzmir'de oturduğum için biraz korkuyorum. Yani çok bulaşıcı olduğu için insanlara yaklaşamıyoruz. İnsanlara buradan diyorum ki maskelerinizi ve sosyal mesafenizi koruyun. Temizlik yapın. Yani dezenfektan falan kullanın. Fazla yanaşmayın insanlara. Kalabalık ortamlardan falan uğraşın. Tehlikeli yani. Nasıl diyeyim ben şimdi? Yani uzak durun ya şeyden koronavirüsten. Tehlikeli insan yani bakıyorsanız belki kimse umursamıyor ama maske temizlik mesafe ama o da hayati bir tehlike yani görüyorsunuzdur belki haberlerde. Kaç bin kişi ölüyor, kaç bin vaka var şöyle yani uzak durun ya insanlardan. Sosyal mesafenizi, maskenizi falan takın. Ablacığım biz artık bıktık virüsten. Bir şey diyemiyoruz sadece kendimizi koruyoruz. Yani... Başka da bir şey diyemeyeceğim. Kendimizi koruyoruz, evden çıkmıyoruz. Yani böyle. Peki yeni varyantın daha etkili ve daha çabuk yayıldığı söylendi. Sizler tedbirlerinizi arttıracak mısınız? Aynı ne yapıyorsak aynı her şeye devam edeceğiz. Valla şu anda duyulan dediğiniz gibi bir pandeminin ekstrası sanırım. Hiç yani hoş bir şey değil gibi görünüyor. Alıştık. Ama maalesef gerçekten artık alıştık gibi. Alışmak da istemiyoruz ama. Çok bıktık çünkü. Gerçekten yorulduk. Biliyorsunuz bu ekonomi olsun her türlü her şeyi mahvetti. Şu an insanlar gerçekten kötü durumda. İyi olmaya çalışıyoruz ama umarım iyi olur. Gerçekten istemiyoruz. Önlemlerini bir şekilde alınsın. İnsanlar artık gerçekten değerli görünsün. Değerli olalım.
güzel olsun istiyorum böyle. Size de teşekkür ederiz. Peki yeni varyantın daha tehlikeli ve daha çabuk yayıldığı söyleniyor bilim adamları tarafından. Sizler tedbirlerinizi arttıracak mısınız? Valla biz mümkünce dışarıya bile çıkmak istemiyoruz. Çıkmıyoruz da acil bir şey olmadığı sürece. Tedbir de almak istiyoruz ama insanlar da artık yani nereye kadar ne yapabilir? Bunu kim tedbirini alması gerekiyorsa bence onlar alsın. En azından yurt dışından mı gelmeleri yasaklıyorlar veya nereden geliyor bunu bulsunlar. Ya haberlerde söylendiğine göre daha tehlikeli, koronavirüsten daha tehlikeli bir varyant. Tabii artık halk da bu varyantlardan korkmaya başladı. Tabii Covid-19 geçirdi daha yeni. Onca süre pandemide karantinada kaldım. O yüzden tedbirler bence daha artırılmalı. Ama bence her şey kapansa bile okullar sabit tutulmalı. Çünkü öğrenciler 2 yıl boyunca zaten eğitimden uzak kaldı. O yüzden öğrencilerin okula gitmesi gerekli. Bu varyantın kafeler kapansa bile, her yer kapansa bile bence bir öğrenci olarak söylüyorum. Okulların açık olması lazım. Yüz yüze eğitim devam etmesi lazım. Buradan halka da bir çağrı yapacağım. Artık bıktık deyip de maske takmamazlık yapmayın. Çünkü insan başına geldiği zaman anlıyor bunların ne kadar önemli şeyler olduğunu. Bir insan canını tekrar geri alamıyorsunuz, geri getiremiyorsunuz. O yüzden dikkat edin, maskenizi takın, virüs kurallarına uyun. İnşallah güzel günler göreceğiz eski günleri. Bu virüsle ilgili artık biz yani bir virüse yakalandık zaten. Ondan sonra daha değişik virüsler de oldu. Artık yani bu virüsler bitsin, biz de şu maskelerden kurtulalım. Yani nefes alamıyoruz artık. İnşallah temennimiz odur ki bitsin yani. Peki yeni varyantın daha tehlikeli ve daha çabuk yayıldığı söyleniliyor. Sizler tedbirlerinizi arttıracak mısınız? Yani tabii ki o zaman yakalanmamak için muhtemelen tedbirlerimizi daha çok artıracağız. Zaten şu anda görüldüğü gibi sürekli tedbirle geziyoruz yani.